Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bu saatte canlı yayın Demet ve Cesle gel konuşalım başladı. Hayata dair haberlerimiz var. Sizler karşımızdasınız. Kırmızının çok yakıştığı bir de Demet Akalın var. Aa, sana kırmızı çok yakışıyor. Aa, anne. sana da çok yakışıyor. Açılış yapmak isterdik ama biz bir beş dakika önce yaptık. Bir fısır fısır ne konuşuyorsunuz acaba? O kadar merak ediyorum ki. Canım <laughs> Hande'cim. Öpüyorum seni canım arkadaşım. Hande Yener'i isteyince şaşırdın değil mi? <laughs> ben önce tiye aldım. Dedim ki Hande Yener'den. Bugün de böyle bir Hande Yener ye çalalım. Çalalım dedi. O benim dostum dedi. Aa, ben iyi arkadaşım. Hastalıkta ne ilk önce hemen o arar. Sırtım ağrıyor Hande. Belim ağrıyor. Hemen bulur doktorunu. Şuna git. Randevu aldım sana. Bakma böyle soğuk bir kız duruyor ama... İçi yumuşacıktır. Çok güzel gözüküyorsun bugün. Efendim Cez. siz de öylesiniz. Hak, hakikaten de kırmızı sana çok yakışmış. Harbiden Olsun. Vallahi yakışmış. Olmamış da bilmem ne de zaten bir sürü kötü yorum vardı. Yani fazlaca kötü çok, yorum vardı. Çok Sen burada ay ben çok şahane evet, falan dedim. Cez beğendi. Bir bakayım dedim. Gece yemin ederim bak uyku tutmadı. Bir girdim filmi bir daldım içine. Ben aşırı beğendim. Ya ben İlişki bir... üstüne acaba ha. kendimden bir şeyler bulduğum için ha, öyle aşırı yazmışım, güzel mesajlar var. var. Ne buldun? Dur, ne... ama spoiler verme hani öyle derler ya. Ne buldun? E ama söyleyemem tabii şimdi. Yo, o Şey mi? Sondaki ters köşe mi? Yok yok. Onu hemen anladım ben. Siz Vallahi ters köşe anladın, Ben onu Ben anla. hiçbir şey anlamadım. Filmin başında hemen anladım. Filmi seyredin bence çok ben güzel. Kıvançlı ben Beren çok... yıllar sonra 15 yıl galiba. 15 yıl sonra bir iş yaptılar beraber. Evet. Çok film seyretmekten herhalde hemen veriyorum baştan şeyi. Ama çok güzel film. Mekanlar güzel. Amerika İliş... güzel. ilişkiler üzerine. İngilizceleri güzel. Evet. Beren güzel İngilizce. Aksan güzel. Bir de ondan sonra merak ettim röportajlarını izledim. Bakayım ben ne yapmışlar o süre içinde. Hmm. Mesela şeye çok şaşırdım. E, Beren'in e, ilk Hatırla Sevgilim diye bir dizisi varmış. O benim için diyor bende etkisi yaratan ve kalan içimde benim. O diyor Bihter değil mesela. Çok enteresan. Ee, Kıvanç da şeyden sonra ben benim dönüm noktamda şey Kuzey diyor. Mi? Hayır değil. 8 ezeldeki 8. Ha ilk böyle kafayı kazıtıp şuraya yani, evet, paça ya, attı. ya böyle diziye falan. Güzel. O diyor. Şeyin İbrahim neydi soyadı? Onun röportajında Ay, Selim. Hah, İbrahim evet. Selim'in röportaj böyle güzel bir şey yapmışlar YouTube'da. Ee, Gözde Türkçe şey konuş istersen aşkım. Vallahi kafam gidiyor sana bakmaktan çok dinlemekten. Çok evet. ee, onun için ben aşırı beğendim. Tabii bir platformda yayınlanıyor. Aynen. Ha ondan da bahsetmişler. Demiş ki işte televizyonda ben bir kalıpların içine giriyordum, rahat edemiyordum. Şimdi daha sakin ve daha relaksım diyor. Hele bir sahnede, hele bir sahne var ki, hele bir sahne var ki. <laughs> Bilmeyeceğim. Benim diğer oyuncu yapamaz. Kenan Doğulu, canım Kenan'ımın şarkısıyla. şarkısıyla. Evet ya çok güzel şarkıyla. Lala Band diye de bir grup var galiba orada. Lalalar, pardon lalalar. Hmm. Hı, evet. Da hani Kıvanç orada bas gitar ya. Biz bütün filmi anlattık ama spoiler vermedik. Çünkü Ver bir mi, sürprizli ki? bir film. Bir buçuk saat Şey şeyde var. Cuma günü platformda var. Evet dediği doğru ama siz kimsenin fikriyle şey yapmayın. Bir kanaat getirmeyin. Kendiniz seyredin. Senaryoyu sevmeyenler falan olmuş. Biz ikimiz de bayıldık. Evet, tabii. Sana sana iyi gelmeyen bana iyi gelebilir. Her, Her çok yani göreceli bir şey. İlişkiler daha da yakışıklı. Ilişkiler olmuş. İlişkiler üzerine de olduğu için bu film hani herkesin alabileceği Seredi. ya da almayacağı ya da hiç yaşamadığı bir şeyler Kesinlikle. de olabilir ama biz beğendik sonuç itibariyle. İlişkiler demişken biz bugün de ilişkileri konuşacağız. <laughs> İkinci konuğumuzla uzmanımız Sara Pur burada olacak. Mesela şöyle başlıklarımız var. Onun için hazır olun lütfen hanımlar beyler. Ee, erkekler ve kadınların kalbine giden yollardan bahsedeceğiz. Eski sevgili tekrar elde edilir mi? Aman ne edeceksin eski sevgili? <laughs> Ama isteyenler o, X'den de olabilir. Next olmaz diye bir cümle vardı. Ama hep olur. <laughs> hep olur. E arzu edenler de vardır belki geri dönse canım. keşke tabii diyenler canım. vardır. Muhakkak. Biraz bu işin aromalarına da bakacağız. Gördünüz zaten az sonramızda. Ama onun öncesinde Doktor Elif Mirza da burada olacak. Estetik konuşacağız. Seda ablanın doktoru. Bravo. Hmm. O sünnet derisi olayından bahsedeceğiz. Gençleşmelerden bahsedeceğiz. Yeni tekniklerden, dokunuşlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki ünlüler üzerinden de biraz gideceğiz. Sorularınızı da bekliyoruz. Evet. Ben Benden Redpit olur mu diyorsun. Olur. Nasıl? Sordu. Brandon Brad Pitt olur muymuş? Onu soracak. Yalkın şimdi. mı soruyor bunu? Yok, Yalkın değil. Ufuk soruyor. Ufuk koca koca hele uf yani. Ufuk. Koca ufuk senden şeye bak. bir Brad Pitt olur ama... Bir tane olur zaten diyecek ee, bir şey. <laughs> bize ulaşın lütfen. Et gel konuşalım tv instagram adresimiz. Et tv8 gel konuşalım twitter adresimiz. tabletler önümüzde. Hepsini dikkate alıyoruz. Hatta sorular da olsun. Ee, şimdi ilk haberimizden sonra da böyle bütün program devam edecek bir şey soracağız size. O soruya ara ara cevap verebilirsiniz. Biz mutlaka okuruz. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Bir temizlikçi diş çeker mi? Nasıl yani? İşte buyurun nasıl? Evet şimdi e, özellikle devlet hastanelerine gidildiğinde mutlaka görürsünüz hani bir girizgah yapalım diye söylüyorum. Hasta bakıcılar hani eski tabirle hademe derler ama temizlik işçileri bayağı yol gösterirler bilirsin değil mi? Yani... Bir tek devlet hastanelerinde değil her yerde. Her yerdeyi bilmem. Özel hastanelerde pek öyle bir hani onların fikir beyan ettiğini görmüyorum. Ha, fikir böyle... olarak söylüyorsun. Ha ha. ha, ha Der ki evet. bakar böyle rapora abi cesa abi sen şimdi 3. koridora gidiyorsun. Şey hocası var. Onu yaptırıyorsun. Yalnız antibiyotik de alman herhalde gerekebilir falan. Gibi adam böyle teşhis sana böyle bir ön teşhis falan koyar. Bu tabi biraz cılkını çıkarmış. Bu ameliyat yapmış. Anestezi yapmış. Anestezi işte onun. Dört apseli diş. Apse o kadar önemli bir şey ki. E, var, zaman mi? zaman sen deli misin? Ben izliyorum mesela doktorların şeylerini. Diş çok önemli biliyor musun? Olmadı. Diş bütün organlara yayılabilecek hastalıkların başlangıcı. Hı -hı. Hele bir de apse varsa tabii. Ben apse olunca çünkü korkmuştum bir kere bütün hep inceledim şeyden internete girip bak adam var ya yaşadığına şükretsin. Yalnız inanılır gibi değil ya Yani bir temizlik görevlisisin. Okey saygı duyuyorum. Hani nasıl o dişçi çiçeğini bir de sen bana işimi mi öğreteceksin falan evet. filan diyebilecek kapasiteye gelebiliyorsun. Diyor ki, adam diyor ki ya emin misin kardeş diyor. Dört tane apseli var. Normalden herkes bilir. Önce bir antibiyotikle kurut kardeşim. İltihabı kurut öyle. ki ondan sonra çekme hakkımız dokunmazlar olsun. Dokunmazlar bile dokunmazlar. Diş doktorları o apseliye dokunmuyorlar. De evet. İşte dediğin gibi antibiyotik falan filan veriyor. O inecek bilmem ne, ağrısı şişesi inecek de öyle müdahale edilecek. Adamdaki cahil cahil cesarete bak yani. İşte buna da cahil bu bu cesaretini. şu sırası tabii doktora da benzetmiş herhalde kendine baksana. <laughs> tabii tabii öyle bir imajı da var. İçinde Ama bu, kalmış. Bu bizim mesela e, her kesimde var anladın mı? Yani başın ağrı, başın ağrı sen ne ilaç alırsın? Dur ben şunu alıyorum çok iyi gelir. Komşu Ya da çocuk işte ateşlenir hani birle kaç diyeyim sana 6-7 yaş arası kullanılan hep aynı ateş düşürücüler vardır. Doğru. Ama bir bak bakalım çocuğun alerjisi var mı, başka Bravo. bir şeyi var Aynen. mı? Doğru. Yani bir doktor her çocuğun başka şeyleri oluyor. Bir tane geçen gün seyrettim, böyle diye gidiliyor, İşte ateşi çıktı falan. Çocukta ne çıkmış? Bir dakika tam şeyini, bir tane bir alerji yediği tavuktan falan falan falan. falan. Var. Bir bin tane da. şeye gidiyor, anladın mı? Ve çocuk yazık daha yeni iyileşmiş. Hatta söz verdim oyuncak göndereceğim diye. İstanbul'da oturuyorlarmış. Ya her çocuğun ateşi, ateşi var. Soğuk algınlığı grip değil ki yani. Kesinlikle. Ama bu bizim hepimizde. Ben Ateş, de yapıyorum, sen de yapıyorsun. Yani belin ağrıyor işte krem ya. sür, o krem iyi gelir ya da işte iğne Hepimiz yap şeyiz. ya da aynı şu doktora Her şey Holok. Oo tabii. Onun her... başka bir ismi var da söyleyemiyoruz yayında olduğumuz için. Anladınız siz. Her şey Holok'us. Yani çoğumuz böyleyiz. Bu çok doğru örnekler verdi. Elimizden her iş gelir hesabı. Gelir. Özellikle erkeklerde her şeyi biliriz biz abi. Araba tamiri biliriz, ustaya kafa tutarız, hmm. doktora kafa tutarız. Her yani e hanımlara evde kafa tutarız. Kızım o öyle mi temizlenir? buzdolabına baksana haline evet, bunları da yaparız. O yemek böyle mi yapılır kardeşim? Ne kadar yağ koymuşsun? Tuz oranı bilmem nesi falan. Her şey olokus. Bu bir gerçek. O zaman şöyle soralım sizlere. Hani bilgi mi daha önemli tecrübe, tecrübe mi? Her ikisi de tabii ki çok önemli. Birleşirse çok şahane olur ama hani en çok hangisine inanıyorsunuz siz? Tecrübe mi yoksa bilginin gücüne mi inanıyorsunuz? Arada arada lütfen Instagram'dan, Twitter'dan yazın. Biz Demet'le arada onları da okuruz mutlaka. Bu ee, adamın acaba şeyi ne olmuş? Yani gidişat ne olmuş? Adam ceza almış mı? Öbür adam dört dişten oldu. Bir de en önemli soru. Sor. Dişçi geldi. <laughs> Gerçek doktor geldi. Nasıl hesap verdin sen o adama? Ne diyorsun? yaptın yani? Ne yaptın demez Olmuşum mi adama? Herhalde. Deli misin canım zaten o kadar olaydan sonra? Zaten şey demiş yani muayenedeki doktor İbrahim Levent, Cemal benim temizlikçim demiş, açıklama yapmış. Akşamları gelip temizlik yapıyor Ay. deyince Hakan Yıldırım'ın yani müşterinin, hastanın diyelim e, dünyası da başına yıkılmış. Nasıl ama orada da bir başıboşluk olmuş yani. Kusura bakmayın doktor bey. Yani değil mi? Öyle bir durum olmuş. Randevu vermiş adam, bayağı ameliyathaneyi hazırlamış, anestezi vermiş. Daha... şey bak ne kadar tehlikeli biliyorsun değil mi? Gece temizliğine kaldığı için tehlikeli başka şeyler de adam ölümle de sonuçlanabilirdi bu olabilir. operasyonun sonucu. Senin çocukken şu, şu sana çocukken şu yapıldı mı? Bana yapıldı. Bilmiyorum cehalet midir değil midir ama kapıya ip bağlayıp tokmağa dişimiz çekildi. Çok. Yani bütün Türkiye'nin dişleri böyle çekildi herhalde. Yani ne derken. ne benim ilkokul bir siranın en son dişini de öyle çekti babası. Kapıyla mı? Ha. E ama çok sallanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> önce bir elma verseydiniz ya kıza. O her şey denendi yapıldı. Elma da yapıldı. Bak anladın mı? Tecrübe hep aynı yani sabit. Hayır, abi. Ama bunlar Yaptın zararsız abi. yani bu kadar. Hani sallanan dişi bu kadar zararsız. Ben şimdi bunu ve kendi çocuklarıma anlatamam biliyor musun? Mantığını da anlatamam. Ya tam Çünkü sallanıyor mesela kız da hala. Tık 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 falan filan. Ya ben bunu kapıya bağlayacağım, yün bağlayacağım veya işte tokma böyle şey yapınca. Nasıl anlatacağım abi ben bunu ona? Abi evet ya. Neler yapıyormuş? <laughs> düşünsek neler yaptık abi çocukluğumuzda kesinlikle, ya. Kesinlikle. Mutlaka sizin de böyle anılarınız vardır. Adam iki yıl altı ay e, hapiste yargılanıyormuş. Ama kesin cezası çıkmıyor. Yargılanma şu anda yargı sürecinde. Korkunç ya. E ne yapacak insanlar mesela? Oo. Doktoru aradın, internetten buldun bir tane dişçi. Gittin de. Adam da doktordan 100 bin lira talep ediyor. Ha tazminat. Tazminat istiyor. E, Benim dişler ama. gitti diyor dördü birden. E ama burada doktorun suçu ne? Biraz da bir ihmal var e, ama e, 100 yani. bin lira da... Yani. Sonuçta sen o muayenehaneye ve o doktorun diplomasına güvenip geliyorsun gitti yani. Gitti abi yukarıda dört ana diş gitti yani geçmiş olsun. Gitti. <laughs> Gerçekten Bir geçmiş Bir maşallahınızı olsun. alırım senden de alırım. O 47 yaşındayım. Hiç diş çektirmedim deme. çürümedi. Çektirmedim demiyorum bak daha üste çıktım. Maşallah. Çürümedi. Maşallah. Ama çok hastalıklıyımdır ben. Sürekli. Biz de öyle de ama işte çocuklara diş fırçalama alışkanlığını muhakkak kazandırmak lazım. Kesinlikle.